Ben 3 ay evvel tüm sivil toplum örgütlerini gezdim. Kanal önderlerini gezdim. Bu memlekette bir ihtiyaç var mı? Milletvekilliği aday adaylığı için, aday olmam için, sürecin doğru yönetilmesi ve krizin yönetilmesi açısından ilimizde bize bir ihtiyaç var mı? Tüm yaptığım yoğun temaslarda toplam 283 kişiyle bir diyalog ve iletişim kurdum. Ortak anlayış, ortak dil yeniden meclisin kürsüsünü sallayacak, sorunlarımızı yerelden merkeze taşıyacak, yeni bir anlayışa, yeni bir siyasete, yeni bir jargona ihtiyaç var dediler. Evet. Ben de halkımı olan bu topraklara, bu coğrafyaya çocukluğumdan beri olan sorumluluklarımı yerine getirmek için aday aday oldum. Sorunları biliyorum. Çözümlerini ortaklaştıracağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte kazanacağız. Sevgili arkadaşlar, dostlar, Türkiye'de tabular yıkılıyor. Türkiye'de bu kadar sıkıntılı, sorunlu, kaosun yaşandığı bir merkezde bir Alevi vatandaş, Dersimli, Tunceli, Sayın Cumhurbaşkanım aday yapılmıştır. Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında halkımızla beraber Tunceli tarihinde alınmayan oy alacağız. Tüm demokratlara, yurtseverlere, sosyalistlere, solculara, aydınlara, bu memlekette yaşayan herkese çağrı yapıyorum. Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında birleşelim, saf tutalım. Ben 14 yaşında Elazığ'da okulda Alevi kökenli olduğum için dayak yiye solcu oldum. Benim sol, daha sonra CHP ve sol sosyalist yapılarda ki tercihim buradan kaynaklandı. Ben kimse gibi kendimi okuyarak solcu olmadım. Dayak yiye oldum. Gidecek yerim yoktu. Solun yanına gittim. Sevgili arkadaşlar, benim bir maaşa ihtiyacım yok. Bu maaşı Tunceli çocuklarına eğitim bursu olarak vereceğim milletvekili olursa. 12 Eylül'den sonra ciddi mağduriyetler yaşadık. Daha evvelinde bile yaşadık. Biz bu coğrafyadaki halkımızla da helalleşeceğiz. Biz Roboski'yle de helalleşeceğiz. Biz Denizli'de de helalleşeceğiz. Biz işkencede katledilenlerle de ailelerle de helalleşeceğiz. Ve bizler tüm siyasi partileri ayırmadan yeni bir kalkınma hamlesi yaratacağız. Örneğin Mazgat ilçesi ise orada bir kalkınma komitesi kuracağız. Atanmışlarla, seçilmişlerle herkesi, tüm siyasi partileri, HDP'den AK Parti'ye, tüm sivil toplum örgütlerimizi, Dersim Demekler Federasyonu'ndan SEMEFE'ye, SEMEFE'den Muzluk Çevre Derneği'ne kadar herkes bunların içinde olacak. Bunu böyle bir düşünmesi gerekiyor.